Hükümeti teşkilat mensuplarımız, AK Parti Şanlıurfa'nın başkanımız Sayın Enver Karaçizmeli. AK Parti sürekli yenilenen kadrodur. Her daim yeni söz söyleyen, kendini değiştiren, geliştiren, yenileyen Türkiye'de yegane kadro AK kadrodur. Yegane parti AK Parti'dir. Dikkat ederseniz her seçimde yeni söz kim söylüyor? Bakın AK Parti diyor. Yeni projeleri kim ortaya koyuyor? Bakın Cumhurbaşkanımız ve kadrosu ortaya. Milletin umutlarını yeniden kim diriltiyor ve canlı tutuyor? Bakarsınız yine AK Parti. Milletin geleceğe dair umutlarını her daim güçlü ayakta tutan, yeniyi daha yeniyle değiştiren ve kendini geliştiren ve sürekli değişim içinde ve yenilenme içinde olan bir AK Parti diyoruz. Biz milletin değişim iradesini kendi partiyle ilgili bütün organlarında, meclis grubunda, iktidar olduğumuz için kabinede milletin değişim iradesine uyan ve bu iradenin gereğini yapan bir kanunuz. Ve öyle de devam ediyoruz. Ama başkalarına bakın, değişim tartışmalarıyla kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar. Ama biz değişiyor, gelişiyor, yenileniyor ve her gün hep ileri, daima ileri anlayışıyla ileri atmak. Onun için değişim diyenler, değişimin adresi AK Parti'dir. Değişimin lideri Erdoğan'dır. Gelecek lideri Erdoğan'dır. Onun kadrolarıdır. Diğerlerine bakın, bir umut veriyorlar. Eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Parlamenter sistemi vaat ediyorlar. Daha birbirleriyle ilgili seçimden sonra ortaya çıkan değerlendirmelere bakın. Bir sürü birbirini aldatan, birbirinden gizli iş yapan, birbirinden farklı tasarımlar ortaya koyanlar milletin huzurunda verdikleri sözleri tutabilirler mi? Tamam, onun için millet güvenmiyor. Biz her defasında milletten emir alarak yola çıktık. Milletin gözüne bakarak yoluyduk. Milletten istikamet aldık. Allah'ın izniyle bundan sonra da öyle olacak. Her seçim sonrasında, her yenilgi, her mağlubiyetten sonra seçmeni suçlayan, seçmeni aşağılayan, hatta seçmenlerinize, vatandaşlarınıza hakaret eden dil ile konuşanları bu millet başına hiç getirmedi. Kimse kendinde kusur aramadı. Ya biz hangi hatayı ettik de bu millet bize oy verdi? Biz hangi kusuru işledik de bu vatandaş bizim için sandığa gidip de oyunu kullandı? Delikleri var mı? Yok. Yaşayan kardeşlerimize, Gazze'lilerin üzerine ölüm yağdıran bombalarını görüyoruz. Gökten son derece modern uçaklar ve modern silahlarla silahı olmayan masum insanların üzerine ölüm yağdı. Bir taraf düşünün, elinde silahı yok, öbür taraf son model uçak. Bir taraf düşünün, yürüyecek yolda, karada yürüyecek çok az araçları var. Öbürü gökten, karadan en model araçlarla ölüm yağdı. Bir taraf içecek su bulamıyor, öbür taraf suyu kesiyor. Bir taraf hastanelerde hastalar var, elektriğe ihtiyaç var tedaviler için. Elektrik pek çok şey için elzemdir. Elektriği kesiyor, öbür taraf acılarıyla kullanır. Gıdaya erişemiyor bir taraf, öbür taraf gıdasızlıktan ölsünler diye gıdaya erişir. İlaç yok tedavi olmak için. Bir sürü masum çocuk, genç, kadın, ihtiyar, hasta var. İlaç veriyorlar, ilaçsızlıktan ölsünler. Havadan ölüm yağdıran bombalar atmışsın. Hasbını keserek öldürmüşsün. İkisi de öldürmedir. İkisini de yapan zalimdir. İkisini de yapan katil. Ama burada
dünyanın duruşuna da bakmanız lazım. İnsan hakları, hukuk devleti, merhamet, vicdan, adalet, insanlık diyen, medeniyet diyen ve bu noktada kendilerini Müslüman halkları, Müslüman olan ülkelerden, Orta Doğu'dan, Asya'dan, Afrika'dan üstün gören Akif'in deyişiyle medeniyet dediği tek kişi kalmış canavarı temsil eden, bakın o canavarca yaklaşımlar. ABD, Gazze'deki insanların daha çok öldürülmesi için ne lazımsa her şeyi eksiksiz tam görelim. İki tane uçak gemisi, onun dışında bir sürü ne istiyorsanız hepsini vermeye hazır. Şimdi İngiltere'de benzeri yapıyor. Almanya'sı da yapıyor. Başkaları da yapıyor. Ama hiçbiri dönüp de Gazze'de öldürülenlere bakmıyor. İsrail'deki vefat edenler için öldürülen diyorlar. Onları öldüren biri var onu göstermek için. Ama Gazze'deki vefat edenler için ölüler diyorlar. Peki soruyorum buradan. İsrail'deki öldürülenleri, öldüren birileri var da Gazze'dekileri öldüren biri yok mu? Neden öldürüyorlar? Onları kim öldürüyor? İsrail'in durumunu gizlemek için sadece medya manipülasyonlarıyla değil, kavramsal manipülasyonlarla da milletin zihnini bulandırıyor, dünyayı aldatıyor, dünyayı kandırıyor. Oradaki zulmü gizlemek için yapıyor. Büyük bir medya silahı da kullanıyor. Yalanla, dolanla, olmayanları var, olanları yok göstermeye çalışıyor. Bütün dünyanın da bunu görmesi lazım. Ama öte yandan Avrupa'nın çifte standartını, ABD'nin çifte standartını, uluslararası örgütlerin çifte standartını da hepimizin görmesi lazım. Onların gözünde öyle gözüküyor ki Gazze'dekiler insan değil. Gazze'dekilerin insan olmadığı için insan hakları diye bir hakkı da yok. En kutsal hak yaşama. Her şeyin bir hukuku var, savaşın da hukuku var. Ama maalesef bunlar savaşın da hukukuna riayet ediliyorlar. Ama Birleşmiş Milletler, uluslararası insan hakları örgütleri ve pek çok uluslararası örgüt gördük ki hepsi suskun. O zaman Birleşmiş Milletler'in meşruiyeti nerede var? Sizin insan hakları dediğiniz haklar kimler? Bak bunlar insan hakları dediğin şeyler Türkiye'de PKK terör örgütü, terör örgütü ve diğer terör örgütleri için. Masumlar için insan hakları istemiyorlar. Terör örgütleri için istiyorlar. Sebebi de nedir? Türkiye'ye ve diğer Müslüman ülkelerin halklarına ve devletlerine zarar verdikleri için, onları yıprattıkları için, onların enerjilerini harcattıkları için onlara hem destek veriyorlar hem de onlar adına insan hakları. Ama Gazze'deki çocukların hakkı yok. Ama Türkiye hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de hakkın ve haklının gür sadasıdır. Gür sadası olmaya devam edilir. Dün de biz haykırdık, bugün de haykırıyoruz. Dün de biz destek olduk, bugün de oluruz. Türkiye'nin desteği insani yardımlar içindir. Ve insani yardım konusunda koridor açmak, onları susuz, gıdasız, ilaçsız ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak ve böyle bırakmamak için de büyük bir gayretin içerisinde. Ama burada da çok ciddi bir engellemeyle maalesef karşı karşıya. Ve Gazze'de ölen sadece çocuklar değil, Gazze'de ölen, öldürülen sadece çocuklar değil, öldürülen insanlardır. Öldürülen hukuk, öldürülen Birleşmiş Milletler, öldürülen vicdanlardır, öldürülen adalettir, merhamettir. Ve bütün dünya insanların yücelttiği bu değerlerin öldürülmesine maalesef seyirci kalır. Onun için Batı'nın IŞİD'de yüzünü hep beraber görmemiz lazım.
Allah muhafaza Türkiye'nin başına bir iş gelse bunların ne yapacağı, Gazze'lerin başına gelen bu katliamda yaptıklarından bellidir. Ve Türkiye'de de bakın en doğru tavrı Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz koyuyor. Siyasilerin kısmının açıklamalarına baktığınızda, bazı kesimlerin açıklamalarına baktığınızda ne kadar Türkiye'de İsrail'in bu zulmünü alkışlayan insan varmış, insan bunu da görünce kalkıyor. Zalimi alkışlamak Türk milletinin hiçbir eline yakışmaz. İsrail haksız saldırılarına, hukuksuz keyfi saldırılarına derhal son vermeli.